Benim iddiam bu ülke bu millet beni cumhurbaşkanı seçerse Allah nasip eder millet de isterse ben bu 10 bin çocuğu harcatmayacağım. Harcatmayacağım. Özel ekip kuracağım. Bunlar daha iyi çocuklar. Daha iyi çocuklar. 12 bin çocuk var. Bunların 2 bini bu 2 binin de bini ülkeyi terk ediyor. 10 bini 10 bini zaten lisede ortaokulda gidiyor. Ben yetenek avcılar Milli Eğitim Bakanlığında bunu takip edeceğim. Bu ülkeyi ben yönetirsem bunu takip edeceğim. Bu 12 bin çocuğu her sene ortalama bu, bu 10 bin olur, 15 bin olur. <laughs> bu çocukları ziyan etmeyeceğim. Öğretmen yüreğim bunu söylüyor benim. Bu ülke uçar uçar Uğur Bey uçar. Bu çocuklara doktorlar çekin gidin. Hayır evlatlarım gitmek yok. Nereye gidiyorsunuz ya? Bizi kim tedavi edecek? Derelerini nasıl temizleyeceğiz biz? Bak ormanlarımız yandı. Yenisini dikeceğiz. Yapmayın çocuklar. Gitmeyin. Biz sizi seviyoruz. Siz bu memleketin akıllı evlatlarısınız. O kadar hoşuma gitti ki iki gün önce dört genç 17-18 yaşlarında partiye gelmişler genel merkeze. Özel kalemden arıyorlar dediler ki gençler var gelin bakalım dedim. Oturduk. Ne okumak istiyorsun dedim. Fizik dedim. Sen ben de fizik dedim. Sen ben de fizik. Allah Allah. Sen ben ekonomi dedi. Gelin bakayım size bir soru sorayım dedim. Fizikten. Dedim bak yamultmak serbest. Siz de bana sorabilirsiniz. Ben de size sorayım. <laughs> Gel hemen dedim. Bir, bir, konu anlattım onlara. Fırsat bu fırsattı. <laughs> Genleşme ile ilgili ben bir şey bir, bir soru sordum. Ondan sonra e, bir de bir iki bir şey daha konu yaptık. O kadar hoşuma gitti ki ya dedim vay be. O 7-18 yaşında Hatay'dan gelmiş birisi Uğur Bey. Biri Hatay'dan, biri Ank ikisi İzmir'den. Benimle röportaj yapmak istiyorlarmış. Fizikte özel ilgileri olduğu için ön tanışmaya gelmişler. Bravo çocuklara. Sonra akşamında, akşamında Amerika'da bir genç kardeşimiz, bunlar işte doktora öğrencileri, doktorlar, doçentler, yani bilim insanları. Bana dedi ki, bana mesaj attı WhatsApp'tan. Dedi ki, biz sizinle sohbet etmek istiyoruz. Dedim, hay hay. Bir arkadaşımızın yönetici bir arkadaşımızın telefonunu attım o dedim ayarlar zoom üzerinden 45-50 civarında dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları bunlarla oturduk geleceği konuştuk geleceği konuştuk ufuk turu acayip keyif aldım acayip keyif aldım meydana çıkıp şimdi bana bak Muharrem sana baktım Recep bunu mu yapayım yani şimdi karar verdik ayda bir yapacağız bunu Sayıyı da çoğaltacağız. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki <laughs> bilim insanları, doktora sahibi çocuklar bunlar. Ee, çok şey öğreniyorum onlardan. Acayip keyif alıyorum. Mesela geleceğimiz nasıl olacak? Onu konuşacağız şimdi. 2100. 2100. Mesela işte herkesin bildiği şeyler. Tuvalete gittik. Ee, hemen idrar kontrolü yapılacak. Senin şu anda bir tümör büyüyor. Ee, günlük olarak e, sağlığımız kontrol edilecek. Yani geleceğe yolculuk yapıyor. Geleceğe yolculuk. Yani sürücüsüz arabalar geliyor. Uçan arabalar. Uçan yani. arabalar. Bunlar geliyor kapıda. Neler olabilir? Mesela füzyon teknolojisi. Değil mi? 1945'te Amerika, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombasını attı. Uranyumu parçaladı. Atom bombası elde etti. Bu e, Oppenheimer'dan da Einstein'dan bu yana gelen işte Manhattan projesi olarak tanımladıkları o Amerika'da başkan yardımcısı bile bilmiyordu bunu. Başkan ölünce yardımcı öğrendi. E, şeyi pes ettirdiler. Japonya'yı pes ettirdiler. Sonra işgal kuvvetleri komutanı gidiyor şeye, bir aşımaya eee MacArthur diyor ki hayır diyor Japonya teslim olmamış. Milli ruh duruyor diyor. Ne yapalım diyorlar? Hemen diyor bir eğitimi değiştirelim Japonya'nın. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de iki bakanlığın koridorlarında ajanlar gezer. Yabancı devletlerin ajanları gezer. Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı'dır. Ajanlar gezer orada. Türkiye Türkiye millileşecek. Türkiye'yi millileştireceğiz. Türkiye'nin gönlünü, yüreğini bütün insanların Ankara'ya toplayacağız. Böyle yama yok. Yani zengin toprakların fakiri çocukları olamayız biz. Ya şu yeni yeni daha ihale yaptılar biliyor musunuz Şubat ayında. Ayçiçek ya ihalesi arpa ihalesi Arpa arpa ve buğday ihalesi. Bah yazık bah, bah, günah. Bah, hakikaten yazık. Yazık günah yani. Hakikaten yazık. Buğdayın ana vatanı Türkiye. Burada. Hele şimdi daha kötü günler bekliyor bizi. Onu da söyleyeyim. Ne bekliyor? Ee, meyve üretiminin yüzde yirmi beşi bu 11 bir ildedir. Bu ne demektir? Daha pahalı meyve yiyeceğiz demek. Tarımsal üretimi %16. Yani felaket bölgesinden o ediyor söz ediyorsunuz. Tam. Evet. Bakın ben bu ülkede Uğur Bey uzmanlarla çalışıyorum. Bir kısmı kamuoyunun önüne çıkıyor, bir kısmı çıkamıyor. Ben seçildiğimde tabii ki çıkacaklar. Ama boş laflar söylemiyorum. Yani bu ülkenin, mesela İstanbul depremini söyleyeyim. Bağımsızlık problemidir. buçukluk İstanbul depremi Birleşmiş Milletler insani yaşam hakkı kalmamıştır deyip müdahale hakkını kendinde görür, kendinde görür. Su. Şimdi e, geçen gün uyardılar beni, e, dediler ki ya ortada deprem varken şimdi sen bir de su çıkardın. Ya kardeşim, su ben çok önemli. Or ortada deprem yoktu. Ben deprem dedim. Deprem, deprem, deprem. Mitin'de deprem dedim. Evet. Televizyonda Söylediniz. deprem dedim. Şimdi bunu söyleyeceğim kim derse desin. Ben bunu öğretmen yüreğim, baba yüreğim, dede yüreğimle söylüyorum. Bakın. Ek Türkiye'nin ekonomik kalkınması için boş laflar söylemiyorum. İsteyen kim varsa verebilirim. 13.5 milyar dolar para harcayacağız. Üç yılda tamamlayacağız. 2,5 buçuk milyon aile için yeni iş imkanı sağlayacak. 50 tarımsal elektrikte maliyeti azaltacak. Tarımsal milli gelirde yüzde elli artış sağlayacak. Cari açıkta yüzde kırk azalış sağlayacak. Enflasyonun yüzde otuzunu gıda ürünlerinde baskıyı azaltacak. Türkiye geneli gübre maliyeti %20 ile %50 arasında azalacak. Türkiye geneli tarım ürününün verimini yüzde %35 arttıracağız. buçuk milyar dolara harcayacağız. Yani Kanal İstanbul'a aynı para. Evet. Harcanacak para. Aynı para. Projesi burada. Türkiye'nin varlık fonunu kapatacağız. Sayıştay denetimine koyacağız. Projesi burada. Türkiye'yi çip üretim merkezi yapacağız. Projesi burada. Örnek getirdim üç tane. Hangisini istiyorsanız bir sonrakine masanın üstünün tümünü getirebilirim.